Merhaba arkadaşlar. Kör Nokta'ya hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Hıdır Canbal. Merhaba Hıdır. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tiyatro senin hayatına ne zaman girdi? Tiyatro benim hayatıma, ben ilkokul 4. sınıfa giderken okullar arası tiyatro yarışmaları oluyordu. Ben de okulda çok hareketli birisi olduğum için. Hocam dedi ki ya Hıdır dedi böyle boş enerji harcayacağına dedi. Gel aramıza. Sen de bizimle birlikte oyun oyna. Ben dedim ki hocam dedim olmaz dedim ben utanırım. Ama yani ailemle de konuştu. Babam dedi git. Hani okulda boş boş dolaşacağına git. Sonra birinci olduk. Daha sonra her yıl ben farklı oyunlarda oynamaya başladım. Ondan sonra sağ olsun benim yine aynı hocam sayesinde. Babama söyledi dedi Hıdırcan dedi bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne gönderebilirseniz eğer imkanınız varsa. Ben de ondan sonra zaten Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim. Orada da %100 burslu kazandım. Ondan sonra girdim. 4 yıl sonunda da Maltepe Üniversitesi'ne geçtim. Lise, Güzel Sanatlar Lisesi. Aynen. Burslu okudun. Burslu okudum. Hangi ondan okul? Sonra Maltepe Üniversitesi'nin sınavlarına girdim. Yetenek sınavlarına. Hangi lise? Ataşehir adı Güzel Sanatlar Lisesi. Çok şu an İstanbul Vakfı oldu. Sonra üniversite? Sonra üniversite Maltepe Üniversitesi. Yine yani %100 burslu kazandık. Yine girdim. Genel yetenekle mi girdin? Tabii. İlk önce TBS vardı. Evet. TBS'den sonra iki de yetenek sınavına giriyorsunuz. Mesela ilk sınavda %100 bursluluk hakkı veriyor. İkinci sınavda kim hak kazandıysa onlarla birlikte tekrar sınava giriyor. Sonrasında kaç burslu alıyordu okul? Bir sınırlama var mıydı? 3 tane %100 burslu alıyordu. Evet. Sınır o. Hani 3'ün üstünü alamıyordu. İşte ben aldım. 2 tane daha kız arkadaşım vardı. Onlar aldı. Diğerleri %50, %75 burslu. Yeteneklere göre değişiyordu. Okul bitti. Üniversite 2. sınıftayken daha doğrusu Kartal Sanat Tiyatrosu'na geldim. O Kartal Sanat Tiyatrosu'nda bir sezon Kurşun Asker'in Düşü adlı tiyatro oyununda oynadım. Ondan sonra bir sene ara verdim. Daha sonra mezun olduktan sonra yine sağ olsun Nihat Hocam'ın da çağırmasıyla yine Kartal Sanat Tiyatrosu'na geldim. Kartal Sanat Tiyatrosu'na kendin mi başvurdun? Yani şöyle oldu. Aslında Nihat Hocam'la bizim tanışmamız. Biz üniversitede oyun çıkartıyorduk 2. sınıfta. Daha doğrusu sahne çalışıyorduk. Ben tekstimi sahnede unuttum. Ondan sonra unuttum. Dışarı çıktım. Ah dedim tekstimi unuttum. Hemen gideyim tekstimi alayım. Bir baktım. Tekstim Nihat Hoca'nın elinde. Yanında Emin Hoca var bizim yine hocamız. Ona diyor ki biz zamanında tekstimizi diyor ne kadar güzel saklardık. Şimdiki çocuklar diyor unutup gidiyor. Ya hocam dedim kusura bakmayın dedim ben tekstimi alabilir miyim benim o falan. Verdi. Ondan sonra bir saat geçmedi Emin Hoca aradı. Hıdır dedi bir yukarı gel dedi. Odasına çağırdı yukarı çıktım. Buyurun hocam dedim. Sabah tanışmıştın dedi Nihat Hoca'yla tekst. Evet dedim. Dedi bir oyunu var dedi. Bir oyuncu önermemi istedi. Seni önerdim dedi. Oynar mısın? Tamam dedim öyle. Geldim başladım. Ondan sonra sevince tiyatroyu da. Okuldan sonraki ilk oyunun muydu Kurşun Asker? Liseden sonra mı? Yok üniversiteden sonra. Üniversitede oynadıklarını saymıyorum. Orada ondan önce devlet tiyatrolarında falan oynadım. Üniversitede ilk Kartal Sanat'ta oynadığım yer bir oyun dakika. Kurşun Asker'in Düşü. Üniversitedeyken mi devlet tiyatrolarında? Yok, oynadım. Lise 2'de girdim devlet tiyatrolarına. Ha lise 2'de girdin. Lise 2'de girdim. Ne kadar sürdü o serüven? O bir yıl. O sezon hatta en çok oyun oynayan bizdik. 119 oyuna yakın oynamıştık. Hangi oyundu o? Aşkımız Akseri'nin En Büyük Yangını. Oradaki rolün neydi? Orada benim çocuk oyuncu kadrosundaydım. Zaten iki çocukluk mesela. Bizim diğer arkadaş okuldan izin alamıyordu. Ben alabiliyordum rahatlıkla güzel sanatlar okuduğum için. Oradaki rolüm sokakta haylaz çocuğu oynuyordum. Ondan sonra ikinci perdede de kömürcü çırağı. En son evi yakmaya çalışıyorlar. Ben de kömür götürüyorum. Evi buyurun böyle yakındır. Role hazırlanırken ne kadar zaman diyor bir role hazırlanma sürecin nasıl geçiyor? Yani açıkçası bazen hani siz hazırlanıyorsunuz ama hocanızın istediği sizden farklı bir şey olabiliyor. Hani kafanız uyuşmuyor olabiliyor. Hoca ne istediğini size anlatıyor. Siz orta yolu buluyorsunuz. En iyi şekilde çıkartmaya çalışıyorsunuz ama yani hocanın tam istediği tamperamanı veremeyebilirsiniz siz. Çünkü kafa başka bir yerde kalınca ben bunu böyle oynayacaktım ama hoca yok şöyle isterse orayı biraz eğreltmek biraz zor oluyor ama yani çalışmak için şey yapıyorum mesela yatarken mesela sık sık acaba şurayı şöyle mi oynasam böyle mi oynasam falan içimden hep oynarım. Ha, karaktere bir şekilde hazırlanıyorsun ama aynen. Karaktere son şeklini veren oyunu yöneten kişi. Tabii. Yine siz bir bazı şeyler metalar götürüyorsunuz hocam şöyle mi yapsam böyle mi yapsam. Hoca diyor ki hayır bu iyi bu kalsın ama bu kötü bunu at onun yerine şöyle bir şey yapabilirsin. Fikir alışverişinde bulunuyorsunuz daha net bir şey çıkıyor yani. Oyundaki arkadaşlarınızla nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Yani ben... Çok eğlenceli bir insan olduğunu biliyorum yani oyunun öncesi ve oyun sonrası da seni seyrettim. Herkesi güldürüyorsun. Yani bu yeri geldiği zaman iyi midir kötü müdür? Ya yeri geldiğinde iyi yeri geldiğinde kötü ama ben mesela fren yapmayı bilen bir insan değilim hani. Orada ciddi bir konu konuşuluyorsa ben gidip oranın içine limon sıkabilirim yani. Peki bununla ilgili yaşadığın ilginç bir anın var mı? Var. Bize anlatabilir misin? Tabii. Üniversite son sınıf mezuniyet oyunu çıkartacağız. Herkes işte
işte turneye gitmenin peşinde okulda. Ben de artık açıkçası turneye niye gidiyoruz hani? Dışarı gitmeyelim, bıkmışım artık, gitmek istemiyorum. Dediler tamam gideceğiz. Bütün hoca, bütün oyuncuları sahnenin önüne topladı. Ben öne gitmedim sahnenin. Hoca konuşacak işte, bunları bunları yapacağız, öyle turneye gideceğiz. Ben arkada aksesuar olarak bir telefon vardı sahnede. Ben durmadan telefon alıp alo sen kimsin? Evet çay. Hocama da bir çay. Durmadan hocaya laf atıyordum filan. Hoca en son bana döndü dedi ki ya dedi turneye gidemezsek dedi bunun yüzünden gidemeyeceğiz dedi. Ondan sonra hiçbirimizi götürmedi. İptal mi oldu? İptal oldu. Bana güvenemedi. Vallahi bana güvenemedi. Sırf o şeyden dolayı. Sen aynen mezun yaptın... olduk 2 yıl sonra dedi ki vallahi sana güvenemedim gönderemedim dedi. Orada dedi başınıza bir şey gelirdi dedi. Ben göze alamadım dedi. Demek ki? Beni odada unuttular. Bir dakika. Odada unuttular derken? Devlet tiyatrolarında. Nerede? Rize'de. Rize'ye gittiniz ve? Rize'de odada unuttular. Nasıl yani? Oyundan önce. Oyuna gitti herkes. Ben odada uyuyakalmışım. Kimse de kaldırmadı beni. Sonra? Oyun nasıl çıktı? Yok, son anda uyandırdılar. Oyuna son anda yetiştim. Şöyle oldu. Şimdi Gürcistan yakın olduğu için biz de bismillah dedik, yeni geldik. Dediler ki hani ilk gün boşuz. Yol yorgunluğu olduğumuz için ilk gün oyun koyulmuyordu. Herkes gitti. İşte gittik. Biz de ertesi gün yine dediler Batum'a gidelim, Gürcistan'a. Ha dedim ki gerek yok ya dedim. Bir kere gittim hani daha. Havada soğuk dedim, hiç gerek yok. Ben dedim odaya çıkayım, yatayım. Siz Batum'a oyun için mi yoksa gezmek için mi gidiyorsunuz? Gezmek için. Rize'den Batum'a geçiyoruz. Hani gezmek için. Rize'de oynayacağız. Tamam. Ondan sonra ben de kart, odanın elektriğini sağlayan kartı dedim ki ya dedim boşa yanıyor her taraf dedim. Kartı çektim. Koydum telefonu da sessize aldım. Dedim ki yatayım şurada. Zaten dedim 2 saat sonra beni kaldırırlar. Ondan sonra öğlen yemeğimizi yeriz. Ondan sonra çıkar gideriz oyuna. Beni kaldırmadı kimse. Sen uyuyakaldın. Uyuyakaldım. Bir baktım telefon titreşimde titriyor falan. Kapı. Kapıyı kıracak birisi. Bir kalktım zifir karanlık her taraf. Akşam olmuş. Akşam olmuş. 6.30 olmuş saat. Bir baktım telefona. Hiç unutmuyorum 72 arama vardı. 32 mesaj vardı. Bir de yine arama geliyor. O da Serdar abi yine arıyor. Açayım diye. En evet. Son kapıyı açtım. Serdar abi dedim. Abi dedim ben kaldım. Ne oldu dedim. Siz neredesiniz dedim. Korkma canım benim dedi. Korkma biz dedi oyun başlamadı. Hani dedi hemen dedi taksiye bin gel merkeze dedi. Biz seni oradan alırız. Kapıyı bir açtım. Abi dedim ne oldu dedim. Dedi ki Hıdırcan Bey unutulmuşsunuz dedi. Dedi acilen dedi taksiyi çağırdık. Buyurun çıkalım dedi. Hemen taksiye binin. Acil oyuna yetişmeniz lazım. Zar zor yetiştirdiler. Ondan sonra da çıktık. Ondan sonra zaten şey dediler. Tek çocuk oyuncumuz var. Onu da odada unutuyorsunuz. Ne güzel. Ondan sonra oyunculara kızdılar. Sahne amiri bana değil. Hani ben çocuğum sonuçta. Bu arada kaç yaşındasın sen? 16. 16 yaşında. 16 yaşında turnelere çıkıyorsun. Aynen. Rize'de seni odada unutuyorlar. Aynen. Harika ya. Çok güzel. Yani Serdar abi hatta şu an yine Kartal Sanat Tiyatrosu'nda birlikteyiz. Serdar abi sağ olsun o zaman da bana sahip çıkıyordu. Hala anaç ruhlu. Hala giderim evlerinde yemek yerim durmadan. Yenge zaten tartışıyor. Serdar abi dedi. Serdar hocam. Bunu niye getiriyorsun diye. Ben de hiç kırılmıyorum. Alınmıyorum Allah'tan. Çok kırılacak bir yanım yok. Değil, aman. Güzel. Peki böyle daha ilginç yaşadığın buna benzer bizimle paylaşmak istediğin bir anım varsa dinleyebiliriz. Yani bizde çok var. Süre yetmez ama şöyle bir şey anlatayım hemen kısa yine bir arkadaşımla. Yani lisedeyiz o zaman. Bizim servislerde okulun servisleri de yokuş yukarı park eder. Bütün öğrenciler işte son zil çaldığında herkes servise gider falan. Ben servisten kafamı çıkarttım dedim ki Ankara Mersin, Ankara Mersin. Benim de bir arkadaşım var. Gözlüklü tombul önünü göremiyor kolay kolay Hakan. O da benden heveslendi çocuk. Hıdır yapıyor ben de yapayım dedi. Ankara Mersin dedi. O ben basılı tutuyorum. Ayağım şeyde minibüste o görmedi. Ayağını boşa attı. Takla atmaya başladı gitti. Yokuş aşağı gidiyor. Bir dakika şeyden. Servisten düştü. O da Ankara dedi gitti. Ondan sonra bu hani cam şişeler olur. Cam şişeyi yerden fırlatırsınız bir şeye çarptığında böyle döner. Evet. Aynı şekilde Hakan da döndü. Ondan sonra bir şey mi oldu dedim. Böbrek nakildi çocuk. Bir de ondan korktuk biz açıkçası. Oo. Koşarak geldi. Gözlüğü kaymışım. Hemiş. Ne oldu dedim. Tabii gidiyorum. Ne oldu oğlum dedim. Dedim ben yuvarlandım lan dedi. Tamam dedi. Gitti içeri. Servise bindi. Hakan gel diyorum. Yok diyor korkmuş. Arkaya geçti oturdu daha hiç hareket etmedi yol boyu. Harika ya. Peki Hedir okulu bitirdin okuldan sonra tiyatroya devam ettin. Kartal Sanat Tiyatrosu'na devam ettin. Tiyatro ile ilgili yaşadığın zorluklar ne? Ya tiyatro ile ilgili açıkçası bu genel anlamda şöyle bir şey var. İnsanlar artık hani ünlü istiyorlar. Tanıdık yüz olmayınca gitmiyorlar. Mesela biz burada bir ay emek vermişiz onların umurunda değil. Ünlü olsun bir saat emek versin onu izleyelim. Bir ay dedin ya, bir oyunun başlangıcı ve metni elinize aldığınızda yani oyuncu kadrosu seçildi. Başlangıcından ilk oyuna ne kadar sürede çıkıyor? Yani ortalama 1,5 ayda net çıkıyor dekoruyla, ışığıyla. Ama hani olası bir aksilikte falan 2-2,5 aya sarkabiliyor. Yani siz 2,5 ay emek veriyorsunuz ama insanlar geldiğinde tanınır bir yüz istiyorlar. Aynen. Onun zorluğu var. Mesela devlet tiyatrolarında full gişe oynuyorduk. Onun nedeni de tanıdık yüzler var diye.
Hani yine gerçekten yetenekli, emek vermiş insanlar olsa yine gelmeyecek kimse açıkçası. Ünlü istiyor artık insanlar. Bir de şu sıkıntı tiyatroda, artık YouTuber'lar, işte sosyal medyada tanınmış kişiler artık şey değil artık, tiyatroya. Hani onların yaptığı tiyatro gözüyle bakılıyor. Televizyonda şu an oynuyor, isim vermek istemiyorum. 2-3 program var, onlar tiyatro, onlara tiyatro gözüyle bakılıyor. Bir de deli paralar kazanıyorlar yani onlar. Peki siz tiyatroda ne yapıyorsunuz tam olarak? Yani yaptığınız işin bir mesajı var. Mesela biz oyunları seçmeden önce hocamızla birlikte otururuz. 3 oyun, 4 oyun, 5 oyun, 6 oyun. Sırf 1-2 hafta oyun okuruz zaten. Hani şu olsun, şu olsun. Farklı farklı oyunlar. Farklı farklı oyunlar kesinlikle. Şu olsun, şu olsun, şu olsun. Aman şunu koyarsak şu olması lazım. Biraz da açıkçası maddiyatı düşünmek zorundayız. Peki oyunu çıkartırken esas amacınız sadece oyun oynamak mı, yani tiyatro yapmak mı, yoksa yaptığımız tiyatroda bir mesaj vermek mi? Toplumsal bir mesaj vermek mi? Bizim kesinlikle tiyatromuzun anlayışı toplum için. Topluma bir şey anlatmadıktan sonra ben niye çıkayım? Ben kendimi tatmin etmeye çıkmıyorum ki oraya. İnsanlara da bir şey vermek zorundayım ya. Yani. Bizim hocamızın da kesinlikle toplumcu bir bakış açısı var. Onun için biz toplumcu bir bakış açısına sahibiz diyebilirim. Ama kötü taraf şu, yani biz de görüyoruz. 2 ay, bazen 3 ay emek harcıyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz, geliyorsunuz, insanlar gelmiyor. Yani aslında insanlar evlerinden çıkmıyor. Sosyalleşme adına tiyatroya gitmesi tabii gereken insanlar evlerinden çıkmıyor. Bu size de tabii yansıyor. Tabii ya, şu pandemi sürecinde zaten özellikle açıkçası AVM'lere gidebiliyorlar. Ama gelip şurada hani bir saat izleyemiyorlar oyunu. Bir de şöyle bir şey var, yani oyunun canlı olarak seyredilmesi başka bir şey. Tabii televizyondan izlenmesi tabii farklı. Bununla ilgili hani insanlara vermek istediğin mesaj var mı? Yani tiyatro sahnesine gelin, o koltuğa oturun ve bir oyunu, oyuncuları karşılıklı seyredin. Ya seyirciden benim açıkçası istediğim şu. Hani oyuna geliyor, ünlü olmasa bile sağ olsun lütfedip geliyor. Çok sağ olsunlar. Ama şu bakış açısıyla izliyor. Acaba nerede bir eksik yapacaklar? Acaba eksiğini kolluyor oyuncunun? Acaba şunu yanlış mı yapacaklar? Bunu yanlış mı yapacaklar? Mesela ünlü bir insan olduğunda yanlış bile yapsa alkış alabiliyor. Ama evet, siz ufak bir hatanız göze batabiliyor ama onlarınki batmıyor. Ya şunu görüyorum mesela. Popülist bir toplum var. Ya şu an açıkçası insanlar geçim derdine düştüğü için tiyatro yumursayan yok. Açıkçası bu. İnsanlar da açıkçası diyor bilete para vereceğimi diyor. Şuradan şunu 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 alırım diyor. Ama gidip hiç yoktan şeylere para ayırabiliyorlar. Ama gelip haftada bir oyun izleyemiyorlar mesela. 30 lira 40 lira para veremiyorlar yani, bu acı. Uzun süredir tiyatro yapıyorsun. Tiyatroya ya da bu mesleği şey yapmak isteyen, girmek isteyen arkadaşlara, gençlere şeyi ne, tavsiyen nedir? Onlara şu. Onlar televizyona hani toz pembe şeylere aldanıyorlar. Hiçbir zaman insanlar hani aman okuyayım, bana zaten her şey gelecek gözüyle bakmasınlar. Kesinlikle ünlü olacağım kafasıyla gelmesinler. Ben bu işi istiyor muyum? Yapacak mıyım? Affedersiniz, ünlü olmuşum olmamışım umurumda değil diyecek yani. Bunu açıkça diyecek kendine. Diyecek ki evet kardeşim, ben bu işi istiyorum. Ünlü olmanın peşinde değil. Bunu diyecek bir kere. Çünkü bize gelen, yani kursiyerler de geliyor. Çoğu ünlü olmanın peşinde. Bu çok can sıkıcı bir şey. Kötü. Ama mesela senin yaptığın işi ben takip ettiğimde, sahneyi kuruyorsunuz, oyunu oynuyorsunuz, sonrasında sahneyi kaldırıyorsunuz. Ciddi bir emek harcıyorsunuz. Ama bu emeğin bu ülkede karşılığı yok. Ondan dolayı hani mesleki olarak yapılabilecek bir şey mi, yoksa hobi olarak mı tercih edilebilir bir şey? Ya gerçekten çoğu ülkede bu meslek olarak kabul ediliyor. Çoğu hakkı var. Bizim ülkemizde maalesef öyle bir hakkımız yok. Hani oyuncuların hakkı yok. Sendikalar falan var ama bir yere kadar onlarda. Mesela ben üniversite mezunuyum. Ekstra iş aramak zorundayım şu pandemi sürecinde. Güzel şeyler yapıyorsunuz aslında. Tabii. Hem kendi adınıza hem sizi seyredenler adına. Sahnede de çok eğlenceli bir insansın. Artık insanlar sahneye gelmiyor. Tabii yaşadığımız özel bir dönem de var. Yani. Artık dijital bir ortama da taşınıyor. Yani. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz tiyatro ile ilgili? Şu an mesela haftaya bir çocuk oyunumuz var. Onu dijital platforma taşıyacağız. Onun çalışmalarına, provalarına başlayacağız. Onun dışında da şu anlık hani dijital ortamda sadece yapacağımız iş o gözüyle bakılıyor. Ama ondan sonrakiler tabii. Yine yeni bir oyun çıkartıyoruz. Oyun çıktığında da tekrar dijital bir platforma çıkabilir. Bekliyoruz. Peki şöyle bir şey diyelim. Tamam, hani bazı insanlar var mesela okulunu okumuş, okul okuyarak geliyor. Tabii. Bazıları da okul okumadan geliyor ama bu işi seviyor. Ya bu iş aslında okulla olacak bir iş değil açıkçası. Okulda insanlar neden yapıyor? Hani aman kotarayım, geçeyim de dersin. Hani 70'miş, 60'mış puana endeksli olduğu için insanlar. Tabii eğitim sisteminin olduğu için. Yani insanlar kendini veremiyor. Mesela atölye tarzı yerlerde bulunması gerekiyor insanların. Hani gidip sahnede dekor kurması gerekiyor, dekoru toplaması gerekiyor, ışığı yapması gerekiyor. Bol bol prova izlemesi gerekiyor mesela. Neden? Çünkü prova izlediği zaman insan daha çok gelişiyor, farkında değil. Aman diyor mesela, ben de şu oluyor. Bir prova izlediğimde şu an yeni oyunda reji asistanıyım. Yani oynarken oyuncular ben olsam böyle yapardım, böyle yapardım. İnsanı geliştiren şeyler bunlar. Bizim insanımız çoğu daha bir ay eğitim alıyor. Bir ay. Hani bu Müşrik Kenter bile rahmetli. Ben oyuncuyum demeye başladım. Tabii. Müşrik Kenter bile öldüğünde
Ben diyor tiyatronun tesisini bilmiyorum. Bilmiyorum oldu son cümlesi falan. Yani insanlar onu bilmesine rağmen hala ben oyuncuyum havasında falan. Ben mesela asla oyunculuk yapıyorum derim hani. Oyuncuyum diyemem. Çekinirim yani. Okul okusan da okumasan da geliştirecek. Bir atölyeden geçmen gerekiyor. Tabii. Bir atölyeye dahil olacaksın ve sürekli orada sahne dekorundan tutun da son oyununa kadar içinde olmanız lazım. Mesela bizim şu an Karatasaray Sanat Tiyatrosu'nda şöyle bir anlayış var. Direkt gelen insan, çok insan gelmek istiyor tiyatro, oyun oynamak istiyor. Ama biz onlara, hocamız şöyle yapıyor. Bir yıl diyor, isteyen insan gelir. Evet. İnsanlar geliyor, işte orada yardım ediyor, burada. Heh, bırakanlar da oluyor. Ya biz dekor mu taşıyacağız, onu mu yapacağız, ışık mı açacağız filan. Eğer bir yıl boyunca bunları yaparsanız ve gıkınız çıkmazsa, evet istiyorum ben gerçekten olacak derseniz zaten seni oyundasınız. İnsanlar direkt sahneye çıkmanın peşinde. Hocamız sizi tanımadan nasıl sahneye koysun? Tabii emek harcamadan hemen tabii. Ben geleyim sahneye aynen. Çıkayım, oyunculuğumu sergileyim. Aynen. Oyun bitti. Evine gideyim. Çantamı alayım, üstümü değiştireyim, çıkayım gideyim. Tiyatro yapacaksan eğer. Tabii. Bunun için mücadele etmen lazım. Tabii kesinlikle bol bol okuyacak, oyunu izleyecek. Asla oldum havasına girmeyecek. Çünkü çok insan oldum havasına giriyor. O da can sıkıcı bir şey yani. Kendi adıma da görüyorum. Hani diyemiyorum ya, bir sus da diyemiyorum. Hani ne yapıyorsa yapsın, aman tamam haklısın. Hani oldum havasına kesinlikle girmemek gerekiyor. Aman ben yaparım, ben daha iyisini yaparım demesi biraz da göreceli kavram ya açıkçası bizim iş. Çok teşekkür ediyorum. Oyununu seyrederken, Marion'la Mehmet'i seyrederken çok güzel türkü söylüyordun. Yani bize böyle küçük bir şey. Farklı bir şey yani, oradaki türkülerden olmayabilir. Farklı bir şey de söyleyebilirsin. Ama sesin çok güzel. Ha çok. Şöyle küçük bir şey bize mırıldanabilir misin? Bir tane o zaman ufak sizin için söyleyeyim. Yüksek minareden kandiller yanar, aman aman. Kandilin şakına bülbüller konar, aman aman. Hem alım hem canım bülbüller konar. İnsan sevdiğine böyle mi yanar, aman aman. Hem alım hem canım böyle mi yanar. Çok sağ ol. Ya çok teşekkür ediyorum. Yani beni kırmadığın, bu söyleşiye dahil olduğun. Ben inşallah birkaç söyleşi daha yaparız bundan sonra. İnşallah. Bununla ilgili. Aynen. Ya çok pozitif bir arkadaşsın, bir insansın. Çok sağ ol. Sevdiğim de bir arkadaşımsın. Renk katacağını düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. İnşallah. İnşallah. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.